Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün şansınıza dip profile geldi. Müşterimiz hep saçları koyu, beyazları önde yoğun. Şimdi dip profile yapacağız. O işlem basamaklarını da sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, müşterim ilk geldiğinde saçları çok berbattı. Turuncuydu, sarıydı falan filan, çok uğraştık. Kendi renginin arasına direkt paketler atıyoruz. Bugün yine aynı şekilde kendi saçın üzerine yapacağız. 30 volümlü arkadaşlar açıcımı hazırladım. Biraz katı hazırlıyorum. Çünkü etkili olsun istiyorum profile paketinde. Dibe yakın çalışacağım bir de. Çok şey değil, çok katı değil ama cıvık yapmayın. Cıvık yaparsanız saç açılması yavaş gider. Saçım şimdi koyu bir ton açacağım saç. O yüzden çok cıvık yapmadım. Yani biraz daha kıvamlı yaptım. Şimdi saçımı ayırıyorum arkadaşlar. Kahkül noktası gibi tepeden iki kulak yan üstünü tam ortadan böldüm, üst iki parçaya böldüm. Bu geniş alanı üçe bölüyorum ki paketin dışında böyle açıkta kalan yerler olur, geniş paket yaparsanız. Onu da göstereceğim size. Bu sefer ne olur, paketin dışında küçücük bir alan kalsa hava alacağı için orada turunculuk olur. Hani bazılarınız diyor ki dipleri kızarık kalıyor yaptığım işlemin diyor. Neden kızarık kalıyor? Ya açıcınız yeterli miktarda açamıyor, yani başarısız kalıyor işlemde. Ve şey yapıyorsunuz, saçın o dip kısımlarını açık, hava alacak şekilde dışarıda bırakıyorsunuz. O yüzden turuncu kalıyor. Yani iki sebepten biridir mutlaka. Şimdi saçımı bu şekilde güzelce ayırdım. Buradan başlıyorum. Burayı buraya kadar paketliyorum. Sonra buraya. Böyle sistemli gidiyorum ki saç açılıyor ya. Lavaboya götürdüğümde o iki tarafı aynı anda yıkayabiliyorum. Çünkü hepsini anda yıkayamazsınız. Burayı beklerken... burayı bekletirseniz burası açılana kadar buralarda kopma yanma olabilir. O yüzden kademeli kademeli paketliyoruz, kademeli kademeli açıyoruz. Dip röflede en dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, saçı aynı noktadan yakalıyorsunuz ve aynı sarıları alıyorsunuz. Şimdi herkesin yaptığı dip röfle diyor ki dibi geldi, alıyor bunu böyle rastgele paketliyor. Ne oluyor? Buraya hem sarı geliyor hem siyah geliyor. Yakın çek kızım. Şimdi bunu pakete alırsanız ne olur? Siyahlar açılana kadar sarılar kopar gider. Onun için müşterilerin saçın ucu bant bant olur bir de. Ama bu saçı alıyorsunuz. Daha önceki sarılara bakıyorsunuz. Sadece sarı olan kısımların dibini yapıyorsunuz. Bazılarınız soruyor aradaki renk ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Onlar zaten sarıların arasında yine kalacak. Bu dibi buraya kadar yaptığınızda buradaki koyuyu da bıraktık. Ne olacak? Bu sarı burada bütünleşecek. Baştan aşağı sarı olacak. Baştan aşağı koyu olacak burası da. Yani bunu bu şekilde ayırmazsanız başarılı bir dip röfle yapamazsınız arkadaşlar. Şimdi ilk etapta o mesela belli bir ayırdığınız ayar vardır kendiniz yaptıysanız. O çizgiyi yakaladınız mı gerisi kolay arkadaşlar. Buldum sarıları. Kağıdımı yerleştiriyorum. Birisi burayı tutarsa daha temiz çalışıyorsunuz. Çünkü bu saçlar geri giderse eğer tekrardan şey olur. Açıcı gelir, iyi olmaz yani. Alıyorum sadece diple sarının bağlantı noktasına kadar geliyorum. Dibe çok yakın yapıyorum. Yani 3-4 milim bir boşluk kalıyor. Bazıları diyor ki hocam dibe sıfır istiyor müşteri diyor. Dibe sıfır olmaz. Neden olmaz? Bakın bunu da yana yatırıyorum. Neden? Böyle direkt kapatırsam açıcıya gelir yine kopar. Bunları yanlara açıyorum. Burayı kapatıyorum. Tamamen örtüyorum o şeyin üstünü. Dibin üstünü örtüyorum. Tarağımı bir buradan basıyorum. Bir buradan basıyorum. Kapatıyorum. Bakın tutuyorum ama dışarıya hiçbir taşma var mı? Yok. Bu taşmayı yaparsanız yine berbat bir dibiniz olur. Bunlara dikkat ediyorsunuz yani. Yine devam ediyorum şimdi. Saçımı ayırıp bakıyorum sarılar çizgiyi ikinci turda gelecek mi? Gördüğünüz gibi şöyle enime iyice aldığımda çizgilerimi yakaladım. Zaten o bir yerden sonra düzenli yapan birinin yaptığı röfle ise o çizgiler düzgün bir şekilde gider.
Dip röfle arkadaşlar bu meslekteki en zor işlerden biridir. Basit gibi görünür ama güzel yapmazsanız hiç güzel bir dip röfle çıkmaz. Röfleyi bir türlü yemezsiniz yani. Yine kapadım. Buradan büküyorum. Buradan büküyorum. Şöyle bakın, iki tarafı da düzleştirdim ama hiç dibe taşan var mı? Yine yok. Pens takıyorum. Kaymaz ama yine de minimum da olsa kayma oranı olabileceği için kayma şeyi ihtimali. Mutlaka pens takıyorum. Garantiye alıyorum işimi. Burayı da bakayım. Böyle attığınız incelikte tekrar devam ediyorsunuz. İlk yarayı paketledim. İkinci tarafa geçtim. Şimdi üçe ayırdığım kısım. Şimdi eğer bunu ikiye ayırsaydım şöyle geniş bir alan olacaktı. Bu sefer dibe yakın sürecektim. Paketi katlarken şu kenarlar açıkta kalacaktı. Yani yapan arkadaşlar bilirler. Bu sefer ne olur? O açıkta kalan yerler açılmaz. Turuncu turuncu kalır. Hiç o şeye girmiyoruz. Yine saçlarımızın sarılarını buluyoruz, alıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt diplere devam ediyoruz. Ama alanımız dar olduğu için hiç açıkta kaldı vesaire durumumuz olmayacak. Geliyorum buraya kadar ama buraya da açıcıyı bağlantı yerine yığmıyorum. Baktım bu kenardan aldığımda biraz koyu renk var. Hemen onu yatırın şöyle. Bazen ben böyle çoğaltabiliyorum da arkadaşlar. Müşteri bana ilk kez geliyor, az oluyor. Bu dipleri yaparken aralardan alıp sarışınlığı çoğaltabiliyorum, yapabiliyorum yani. O da size bir fikir olsun. Ne yapıyoruz? Bunu buraya koyuyoruz. Bunları şöyle ayırıyoruz katladığımızda. Bu üste gelip tekrardan açılıp yanmasınlar diye. İşte yanık röfleler bu detaylara dikkat etmedikleri için oluyor arkadaşlar. Tekrar o ayırıyor kendince. Üstüne bir kapatıyor. Ne oluyor? Sarı saç bir daha açıcının içine giriyor. Ondan sonra yanıyor. Bakın her zaman hani birkaç milim olmak zorunda. Sıfır yaparsanız burada bant gibi çizgi 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 zebra gibi çizgiler olur. Sıfır olmaz. Bazıları soruyor hocam, acemiler özellikle. Müşteri dibe sıfır istiyor. Nasıl yapacağım? Siz kuaförseniz bunun dibe sıfır olmayacağını biliyor olmanız gerekir. Olmaz, röfle dibe sıfır olmaz yani. Sıfır olduğunda diğer saçlara değer. Bu sefer de pijama gibi çizgi çizgi bir görüntü olur. Yine ayırıyorum. Sadece diplere gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de neden folyo kullandığımı söyleyeceğim. Bunları termal kağıtla yapamaz mıyız? Dibe yakın istiyorsanız olmaz. Çünkü mutlaka hafif de olsa kayma yapar. Kontrol etmeniz zor olur. Çünkü çok ince bir işçilik yapıyorsunuz. Folyo ile yapmanız daha mantıklı röfleyi. Hani balyaj kalın kalın falan bir şey olsa yapabilirsiniz. Ama bu kadar ince bir işte termal kağıtlar hafif kayma yapabilir. Dibe yakın yapamazsınız yani. Evet arkadaşlar, ben böyle paketlemeye devam ediyorum. Yani çok ince ince işlediğim için yoğun bir paketiniz var. Bu paketleri yaparken de ara ara altlardan paketlere bakıyorum. Mutlaka işte buraya geliyorum, kontrol ediyorum. Yukarı çıkıyorum, kontrol ediyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Özellikle hızlı yapmadım. Bir de termal kağıt olmadığı için biraz daha yavaş gidiyor. Şimdi bakıyorum. Eğer tamam, bak çok güzel açılmış. Tamamını beklersek biz önü bitirene kadar buralarda kopmalar, yanmalar olabilir. O yüzden kontrol ediyorum. Olduğunu gördüğüm yeri işaretliyorum. Pensimi bu şekilde koyuyorum. Bu olmuşsa alttakiler zaten olmuştur. Ondan sonra bir iki paket üstlere bakıyorum. Ve aynı sıraya bakıyorum. Çünkü sistemli sıra sıra gidiyorum ya. Bu da gayet güzel. Bunu da pensimi şuraya işaret gibi koyuyorum. Burası minicik daha. Şurası koyu bekleyebilir. Ne yapıyorum? Bunun pensini normal takıyorum. Ve bu olmuş olan kısmın paraleline bakıyorum bu sefer. Çünkü hani bir noktaya kadar çıkıyorum. Bu tarafa geçiyorum. Evet, saçın içinde boğuluyorum arkadaşlar.
Biraz daha bekleyebilir. Böyle düşündüğümde ne yapıyorum? Bunun altındakine bakıyorum. Hemen onun paraleline. Biraz tutabilirsen kızım. Şöyle bir elinle. Çünkü kademe kademe böyle giderseniz saçta hiçbir kırılma, yıpranma, kopma hiçbir şey olmaz. Burası da gayet güzel gördüğünüz gibi. Çünkü çok platin düşünmüyorum. Ondan sonra diğer işaretlediğim yerle buraya kadar penster alıp bu saçı akıtıp diğer taraftan yine paketleme işlemine devam ediyorum. Kademe kademe açılan yerleri aynı bu orana geldiğinde sıra sıra açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi saçımızı açmaya devam ediyoruz. Islak halinde çok anlaşılmıyor ama çok tatlı, çok güzel bir renk oldu. Müşterimiz çok beğendi. Dip geçiş boyasını yapmamaya karar verdik. Böyle şu tatlı tonlarda bir cila hazırlamaya karar verdik. Hep söylüyorum, doğaçlama gidiyorum bazen diye. Açıldığındaki rengini çok beğendiği için ona göre güzel, o rengi çok bozmayacak ama güzel böyle asil bir renk verecek bir cila hazırlayacağım. Dip geçiş boyasına ihtiyacımız kalmadı çünkü gördüğünüz gibi diplerde hiçbir şey yok, kızarma yok. Direkt şurası nasılsa dibi de öyle, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Onun için şimdi dip geçiş boyası yaparsam, eğer siz yapmak isterseniz 6 ve 6.1 ile 3.5 volümle yapıyorsunuz. Sadece başladığı noktaya sürüyorsunuz saçın dibine değil ve 10-15 dakika tutup direkt yıkıyorsunuz. Biz şimdi onu yapmayacağız, sadece cila hazırlayacağız. Cilayı da sizinle paylaşacağım. Şimdi geldi cilaya arkadaşlar. Şimdi müşterim hem sıcak ton istedi hem dedi ki ya dedi küllülük olsun yine de dedi. Böyle en zoru kararsız müşterilerdir arkadaşlar. Siz kendi kararınızı vereceksiniz. Müşterim duymasın bu arada. Mutlaka tabii ki küllü kullanırım ben her zaman. Çünkü açılan saç ne kadar temiz açarsanız açın hafif bir turunculuk ya da bakırlık içerir yani. Beyaza kadar bile açsanız. Onun için az da olsa küllük genelde kullanırım. Ama şu var arkadaşlar. Bazı boyaların gerçekten küllüsü yeşil oluyor, bozarıyor, saçı bozuyor yani. Şimdi bizde öyle bir sıkıntı yok. Ben istersem direkt şu 10-81 ile yapabilirim. Neydi? Hem 10 numara, hem 8 viyole, hem de bir küllü. Eğer sizde böyle hazır bir boyanız yoksa, mesela 10 ana ton 10 kullanın, 10.1 biraz da 10.2 de olabilir. Ben bunda sıcak olsun diye kullanacağım mesela. 11.2 kullanacağım. Şöyle göstereyim. Lila kullanabilirsiniz. Hani şey olarak elinizde öyle hazır boyanız yoksa küllü ana ton, bir tane de lila, bu renkleri yakalayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hem lilalık var hem küllülük var. Bu 9'un hani saçı biraz daha koyu cilaysa, bu biraz daha açı, biraz daha açı. Şimdi ben kendim hazırlayacağım. 11.2. Bunun içine birazcık da şey atabilirim, lila atabilirim. Yani bunlar 10'ar gramsa lila 3-4 gram arkadaşlar. Çünkü onlar mix boya. Onları çok fazla koymanıza gerek yok. Saçın rengin çok oynamasına gerek yok yani. Bunu da ne yapacağım? 10 volümle biraz su cila hazırlayacağım. Boyalarım arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bunu mesela diyorsunuz ki soft violet diye geçiyor bende. Buna çok takılmayın. Önemli olan bu rengin ne olduğunu bilmeniz. Her markada değişebilir. Ben size göstereyim. Lila rengi. Yani mesela soft violet diye geçiyor. Lila rengi. Başka bir boyada mesela X-Pro'da 0.22 diye geçiyor. Bir başka markada başka bir isim var. Önemli olan renk. Bu renk arkadaşlar. Mesela koyu turunculu bir saçsa onun bir tık yukarısına çıkıyoruz. Şu lilayı kullanıyoruz ama bu koyu. Atıyorum bunu bulamadınız. Bu kadar açığını bulamadınız. Ne yapıyorsunuz? Oranı düşüyorsunuz bununla. Mesela şunun clear gibi renksiz bir boyayla bunu daha düşük bir tona getirebilirsiniz. Yani bunları biraz kimyayı birazcık siz de kafanızı çalıştırıp hani çözümlemeye çalışabilirsiniz. Öyle diyeyim yani. Görüyorsunuz arkadaşlar saçımızın dibinde en ufak bir kırmızılık yok. Ama ne oluyor? Buralar daha yeni açıldığı için, uçlar eskidiği için ton farkı olur. O yüzden cila gerekir. Ben yıllar önce hiç duyardım. Cilayı ekstra parayla yaptıklarını, aslında cila yapılmadığını. Cila yapılmadan hiçbir saç bitirilmez arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Mutlaka olmak zorunda. Dengeyi sağlamak zorundasınız. Ben hazır Tuana cilayı sürerken sizin için çekeyim.
her yerine eşit dağılımına dikkat edin arkadaşlar. Burada amacımız saçı açmak falan değil, aradaki saçı. Sadece uçtaki sarı, dipteki sarı, ortadaki sarı genel olarak. Çünkü ne kadar aynı oranda açsanız da küçük ufak tefek ton farkları olur. Cilanın amacı zaten bu ton farkını düzenlemektir yani. Ben şimdi izliyorum. Böyle de güzel oluyormuş tabii. Şimdi cilada da hem hafif bej kullandık, hem hafif küllü kullandık. Direkt küllü kullansaydık grileşebilirdi. Bu sefer bu kadar koyu ton arasında çok gri de biraz yaşlı ya da beyazlamış gibi görünebilir. Ama müşterimize ya çok güzel oldu rengi deyince ben hemen oradan notumu aldım. Hem ana ton, hem sıcak, hem soğuk ton uyguladım ki boşalttığımız saçı hepsiyle bir dengeleyip doldurmuş oluyoruz. Çok daha güzel bir renk çıkacak. Ne kadar bekleteceğiz? Bunu sürdükten sonra arkadaşlar 5-10 dakika, yani saçı ne ayarda görmek istiyorsanız o ayarda saçı akıtabilirsiniz. Direkt durulayıp bir maske yapmanız yeterli. Çünkü bunu biz şampuanladık cilayı sürmeden. Islak sürüyoruz, bir de onu soruyorsunuz. Hazır ben böyle şimdi aklıma gelenleri, sizin sorduğunuz şeylerde, yorumlarda aklıma gelenleri böyle hazır fırsat bulmuşken söyleyeyim. Evet, işlemimizin son hali arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine akşam ışığı. Şöyle yakın göstereyim. Gördüğünüz gibi. İpten önce gayet güzel bir rengimiz çıktı.